Her sokağıyla kalbimizde yer etmiş, her anıyla hayatımızın vazgeçilmezi olmuş Bornova. Tarihin, estetiğin, kültür, sanat ve eğitimin buluşma noktası. Milattan önce 6500 yıllarına uzanan tarihi birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış ve kültürel geçmişini modern yaşamın zenginlikleriyle birleştirmeyi bilmiş bir ilçe. Bornova. Burası Bornova. İzmir'in en yeşil, eğitime ve kültüre en çok destek veren, sosyal hayatı ve gelişmiş sanayisiyle Türkiye'ye yön veren önemli ilçelerinden biri. Her birimiyle Bornovalılara layık hizmet vermeyi ilke edinen Bornova Belediyesi, tüm hizmetlerinde eşitliği ön plana çıkarır ve yenilikçi vizyonuyla çağı gerektiği gibi izler. Böylesine kucaklayıcı bir anlayışla yönetilen Bornova'nın tüm yollarını ve insanlarını buluşturan Bornova Meydanı, bu kozmopolit özelliğini uzun yıllardır korumaktadır. Modern yapısının altındaki tarihi de korumasını bilen Bornova'nın Atatürk Kütüphanesi, Alibert Evi'nin mimarı Clark tarafından yapılmıştır. Günümüzde Bornova Belediyesi kitaplığı olarak hizmet vermektedir. Bornova'nın yaşayan mekanlarından biri olan Bornova Parkı, arkadaşların, komşuların, sevenlerin ortak anılarını barındırır. Belediye tarafından kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapan Bornova Parkı, modern şehirlerde gitgide yok olan park kavramını devam ettirmektedir. Dededen toruna. Park yapılanmasının en iyi örneklerinden biri Pınarbaşı'nda bulunan Nazım Hikmet Rekreasyon Alanı'dır. 113 dönüm üzerinde kurulu alanda dinlence mekanlarından yürüyüş yollarına, futbol sahasından maneje kadar birçok imkan bulunmaktadır. Işıkkent'teki spor merkezi ise olimpik, açık ve kapalı havuzlar gibi birçok tesisle Bornova halkına hizmet vermektedir. Bornova Belediye Meclisi. Burası çoğulcu demokrasinin şaşmaz kalelerinden. Katılımcılığın ve çoğulculuğun ön plana çıktığı mecliste Bornova için en iyi hizmet önerileri ele alınır ve tamamen demokratik bir ortamda hayata geçirilir. İzmir'in parlayan yıldızı Bornova Belediyesi, bünyesindeki Mali İşler Müdürlüğü'nde tüm tahsilat işlemlerini modern ve ferah bir ortamda gerçekleştirir. Haftada bir toplanan kent konseyi, kadın, gençlik ve çocuk konseyleriyle Bornova'nın güncel sorunlarını ve çözüm yollarını masaya yatırarak etkili çözümler bulmaya çalışır. Özel Kalem Müdürlüğü ve ekibi, başkanlığımız ile halkımız arasındaki ilişkilerin her zaman düzenli olması için canla başla çalışır. Bornova Belediyesi'nin tüm birimlerinde amaç aynı: Bornovalılara modern, eşitlikçi, demokratik ve güler yüzlü hizmet. Kadınlar, kadınlarımız. Altındağ Toplum Kalkınma Merkezi'nde
Bornova Belediyesi tarafından uygulamalı ilk yardım eğitimleri ve sanat etkinlikleri gibi çeşitli dersler verilmektedir. Uçan melekler her gün olduğu gibi yine Bornova'daki ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyorlar. Belediyemiz sınırları içinde yaşayan ve sağlık merkezlerine gidemeyen gebe, bebek ve loğusaların bakımları, takipleri ve ihtiyaç analizleri profesyonel ebeler tarafından ev ortamında yapılmaktadır. Aynı şekilde 60 yaşın üzerindeki yardıma, bakıma ve ilgiye muhtaç Bornovalıların sağlık hizmetleri de evlerinde hemşireler ve yaşlı bakım personeli tarafından verilmektedir. Belediyemize bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, ilçemizde faaliyet gösteren iş yerlerini düzenli aralıklarla denetlemekte, Bornova halkının sağlığını tehdit edebilecek her türlü oluşumu engellemektedir. Belediyemizin zabıta ekipleri de esnafımızın kontrollerini gerçekleştirerek halk sağlığını korumaya çalışmaktadır. Bu çevre bilincini nesilden nesile aktarabilmek için Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz, ilköğretim okullarındaki öğrencilerimize çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitimler vermektedir. İzmir'de Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan M.Ö. 6500 yıl öncesine dayanan Yeşilova Höyü için Bornova Belediyesi tarafından çeşitli projeler geliştirilmekte ve tarihin herkesle paylaşılabilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Belediyesi, yaşamının bir bölümünü Bornova topraklarında geçiren İyonyalı Ozan ve tarih anlatıcısı Homeros'a her yönüyle sahip çıkmaktadır. Homeros Vadisi, Bornovalıların keyifli ve sakin zamanlar geçirebilecekleri, doğayla baş başa kalabilecekleri bir dinlenme ve kültür alanıdır. Bornova'nın tarihi mekanlarından biri olan Dramalılar Köşkü, Bornova Belediyesi tarafından restore edilmiştir. İzmir'in en güzel ziyaret yerlerinden biri olarak Bornovalılara ve İzmirlilere hizmet verecektir. Bornova Belediyesi, Işıkkent Arap Deresi üzerinde yer alan ve mimarisiyle Bosna'daki Mostar Köprüsü'ne çok benzeyen köprüyü aslına uygun olarak yenilemiştir. Bornova Belediyesi'nin fark yaratan projelerinden olan Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi, sosyal belediyecilik anlayışımızı yansıtır. İçinde doktor ve psikolog hizmeti, kadınlara el beceri kursları, okuma yazma kursları bulunan merkezde çok farklı bir ev bulunmaktadır. Genç Kaşifler Bilim Evi. Öğrenciler astronomiyi, kimyayı, fizik ve felsefeyi yaşayarak öğrenmektedir. Bornova Belediyesi'nin bir başka eğitim projesi olan Gençlik Eğitim Merkezi Belgem, Bornova'da ikamet eden ya da öğrenim gören öğrencilerin eğitim düzeylerini arttırmak ve fırsat eşitliği yaratmayı amaçlar. Bütün giderleri belediye tarafından karşılanan merkezde konusunda yetkin öğretmenler tarafından öğrencilere özel dershane atmosferinde her şeyi sorgulayarak öğrenme imkanı sağlanmaktadır. Her toplum kültüründen beslenir. Belediyemizin desteklediği halk oyunları ekipleri Ege oyunlarıyla Türkiye genelinde ödülden ödüle koşmaktadır. Bornova Belediyesi sporun ve sporcunun da her zaman yanında olmaya çalışır. Belediyemiz Türkiye Jimnastik Federasyonu işbirliği ile verdiği jimnastik eğitimleriyle Bornovalı küçük çocuklarımızı şimdiden bu harika sporla tanıştırmakta ve bugünün küçüklerinin geleceğin yetenekli jimnastikçileri olarak yetişmesine büyük katkıda bulunmaktadır. Her alanda aktif, her alanda başarılı. Yalnız Bornova için değil, Türk sporu için de kaynak yaratan Bornova Belediyesi'nin Beko Basketbol Ligi'nde mücadele eden takımı, belediyemizin sportif faaliyetlere verdiği önemin kanıtıdır. Müzik
Sınırları içinde 11 köy barındıran Bornova Belediyesi, tüm köylerin sosyoekonomik gelişim ve ihtiyaçlarını yakından takip etmekte ve çeşitli yatırımlarla köy hayatını güzelleştirerek hizmet sınırlarını sadece şehir merkezinde tutmadığını göstermektedir. Organik ürünlerinin yanı sıra bamyası ve misket üzümüyle dünyaca ünlü köylerimizde kahvaltı keyfi bir başka, yürüyüşler ise çok zevklidir. Ulu Önder Atatürk 9 Eylül 1922'de İzmir'e girmeden önce bel kahveden bakmış bu güzel şehre. Atamızın İzmir'de gördüğü çağdaşlığı ve güzelliği Bornova'da yaşatmaya devam ediyoruz. Bornova'yı Bornova yapan güzel dokuların başında Levanten evleri gelir. Tarihin akışı içinde değişik kültürleri konuk eden ve bunun izlerini hala taşıyabilen nadir yerlerden olan Bornova'nın güzelliğinde Levanten evlerinin payı tartışılamaz. Özellikle 18. ve 19. yüzyıllarda Bornova'da yaşayan Levanten nüfus, ilçemize birbirinden güzel mimari yapılar miras bırakmıştır. Levanten evlerinin büyük kısmı günümüzde Ege Üniversitesi tarafından asıllarına uygun olarak restore edilmiş ve ömürlerini uzun yıllar zarar görmeden sürdürebilmeleri için koruma altına alınmıştır. Maltas Evi, Bellom Evi, Patterson Köşkü, Steinbuehl Evi, Chamo Evi, Charlton Vital Evi, Well House, Edmund Giro ve Donald Giro evleri, Kanalaki Evi, Aliotti Evi, Murat Evi, Bari Evi, Pandespanian Köşkü, Peggy Köşkü ve Yeşil Köşk özelliklerini yitirmeden günümüze ulaşan Bornova sokaklarına tarihin ve estetik mimarinin o eşsiz kokusunu veren bazı Levanten evlerindendir. Bornova ve tarih demişken, Bornova tarihinde önemli bir yere sahip olan tarihi Bornova Garı'nı da unutmamak gerekir. Bavullar ve anılar. Bornova köy pazarları ve kapalı pazarlar bakımından oldukça zengindir. Altındağ, Çamdibi, Atatürk Mahallesi, Yeşilova, Evka 3 ve Evka 4, organik ürün pazarları ile son olarak hizmete giren Mevlana Kapalı Pazarı. Bornova. Sosyal, kültürel, sanatsal anlamda birçok buluşma yeri barındıran ilçemiz, İzmir'i önemli şehirlere bağlayan karayolu ağlarının da buluşma noktasıdır. Bir ilçe düşünün ki sınırları içinde